Dördüncü Sivas Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen mazideki Sivas konulu panelde dinleyiciler geçmişte kalan ama hep özlemle anılan Sivas'ı bir kez daha alanında uzman isimlerden dinleme fırsatı buldu. Sivas Kongresi'nin 96. yıl dönümü kutlamaları dahilinde 4. Sivas Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında mazideki Sivas konulu panel düzenlendi. Şimdi anladım, Sivaslılar bir yolun ortasından geçerler. Burucuya Medresesi'nde gerçekleştirilen panele Vali Alim Barut, İlezel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mazideki Sivas konulu panele Profesör Doktor Recep Toparlı, Doktor Müjgan Üçer, Profesör Doktor Adnan Mahiroğulları, Mehmet Çarkışta, İbrahim Yasak, İsmail Hakkı Acar konuşmacı olarak katıldı. Sivas'ta ne kadar böyle gezginciler varsa bizim oradan geçerdi, çadır kazıklarından hamur. Panelde ilk olarak söz alan Profesör Doktor Recep Toparlı, Sivas Taşhan Çarşısı'ndaki ayakkabı boyacılarının ilginç özelliklerinden bahsetti. İçeride ayakkabıcının en güzel dönemi. Ve onların bir barkodlama sistemi var. Ben çözemedim. Orhan Gedikli abimden rica ettim de verdi bana. Enteresan bir kodlama sistemi. Arap harfleri takımlarını kullanıyorlar. Fakat evlet hesabındaki karşılık da değil. Alışlarını, maliyetlerini yazıyorlar veya yarısını yazıyorlar ve kimseye de öğretmiyorlar. Çünkü çok dürüst esnaf. Ve birbirleriyle dayanışmanın en güzel örnekleri orada. Türk Kurtuluş Savaşı tarihi içerisinde 96. yılın andığımız Sivas Kongresi'ne de ev sahipliği yapan Sivas Sesi'ne değinen Profesör Doktor Adnan Mahiroğulları başından geçen bir anısını şu sözlerle anlattı. 1967-68 öğretim yılında Zara'dan gelerek arkadaşlarımla birlikte Sivas Lisesi'ne kaydoldum. Bir edebiyat öğretmenimin söylediği gibi bazen başka bir yönde ifade kullanacaksa buraya bir nokta koyalım derdi. Evet, ben şimdi buraya bir nokta koyuyorum. Sivas merkezle ilgili 10 maddelik bir rapor düzenlemiştik. Birinci maddesi mariftir. Hatta cümlenin devamında der ki, Sivas'ın birinci mühim ihtiyacı mariftir. İkincisi, üçüncüsü de mariftir. İsmail Hakkı Acar ise Sivas'la ilgili olan anılarını şu sözlerle anlattı. Müdüründen faytoncusuna kadar eğitimin içindeler. Okulun faytoncusu. Çünkü okulun hizmet aracı çift adlı bir fayton. O gün öğretmenleri valilik binasının yanından alıyor. Şimdiki Selçuk Anadolu Lisesi bizim okulumuz. Oraya getiriyor sabahları, akşam da oradan alıyor, tekrar aldığı yere bırakıyor. Ve bizim havamızdan geçiriliyor. Çünkü parlak terekli şapkalarımız var. Ve alnında da ay yıldız.